Evet. Şu anda Ergenekon Mahallesi'nde Fatih Caddesi'ndeki çalışmalara bir göz atalım istedim. Dün maskenin biliyorsunuz vermiş olduğu 30-40 santimde boruların çıkmadığı yönünde bir basın açıklaması vardı. Ben de yerinde bir inceleme yapıyorum ve boruları size göstermek istiyorum. Bunlar temiz su boruları. Ve şuradaki kod farkından anlaşılabileceği gibi 30 veya 40 santimde bu borular geçmekte. Şu da baranjman girişleri. Apartmanın baranjman girişleri. Görüyorsunuz. Biraz daha ileriye gideceğim. Orada da elektrik baranjman girişlerini göreceksiniz. Bunlar elektrik kabloları. Gördüğünüz gibi. Evet, bunlar çıkan elektrik kablolarının kalan parçaları. Gördüğünüz gibi bunlar kablolar. 30-40 santimde görüyorsunuz binanın giriş kısmına ne kadar yakın bir derinlikte olduğunu bu kabloların. Bu çalışmaları her gün burada yerinde denetleyip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Burada yapılan işlerin doğru olmadığı kanısındayım. Bakın. Burada da hiçbir güvenlik önlemi yok. Gelen arabaların gece karanlığında burada kazaya neden olabilecek toprak yığınlarına hiçbir önlem alınmamış. Buranın girişiyle ilgili hiçbir önlem yok. Bakın burası Fatih Caddesi'nin batı kısmındaki bölümü. Özür dilerim, doğu kısmındaki bölümü. Ve bununla ilgili hiçbir güvenlik önlemi yok. Ve tabela aynı şu şekilde Mayıs için çalışıyoruz. Sayın Cengiz Ergün'ün yazısı. Biz de Turgutlu için çalışıyoruz. Turgutlu için de burada yapılacak bu yolun doğru yapılması ile ilgili takipçisi olacağımızı her zaman söyledik. Devam ediyoruz söylemeye de. Görüyorsunuz hiçbir araç çalışmıyor. Şu anda saat 3'e çeyrek var. Bir tane kepçe çalışmıyor. Bu yol nasıl biter artık bunun cevabını da bekliyoruz. Ve bilgilendirme yazısı talep ediyoruz burada. Bizim söylediğimiz şuydu. Kaç para ihaleye verildi? Ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek? Turgutlu halkının bunu bilme hakkı var. Burada oturan insanların bunu bilme hakkı var. İhale şartnameleri nelerdir? Altyapı çalışmaları yapılacak mı? Yağmur kanalizasyon sulamaları var mı? Yok mu? Bunların hepsini bize cevabını bekliyoruz. Ve bir bilgilendirme yazısı istiyoruz buradan. Maski'den, Büyükşehir Belediye'den. Şimdilik Ergenekon Mahallesi'ne aktaracaklarım bu kadar. Bunun devamını sizlerle her gün saati önemli olmadığı müddetçe, özel işlerimizin çok yoğun olmadığı müddetçe her gün buradan yayınlamaya devam edeceğim. Ta ki burada doğru işler yapılana kadar. Turgutlu halkının parası doğru bir şekilde emin ellerde doğru şekilde kullanıldığı anda zaten bunda hiçbir sorun yok. Ama gördüğümüz gibi bütün kablolar ortada. Çalışmalar çok durağan ilerliyor. İleride bir kepçe çalışıyor gördüğünüz gibi. Öndeki kepçe yatıyor. Kamyonlar yok mevcut bölgede. Bunların hepsi acemi bir çalışmanın sonucu. Bizler daha profesyonel çalışmaya ittirmeye çalışıyoruz belediyemizi. Umarım onlar da sesimizi duyarlar. Buraya bir güvenlik önlemi alırlar. Bilgilendirme tabelalarını asarlar. Bizler de burada vatandaşlarla birlikte bu ihalenin ne zaman başlayacağını, ne zaman biteceğini, neler yapılacağını biliriz. Ona göre de Turgutlu Belediyesi ve Büyükşehir'in katkı sunduğu bu projeye bizler de teşekkür etme şansına buluruz. Saygılar sunuyorum tüm Turgutlu hemşehrilerime.